ESP sistemi arıza lambası, bir diğer ismiyle de direksiyon arıza lambası diyebiliriz. Kontak anahtarı açıldıktan sonra gösterge lambası yanacak ve bir müddet sonra sönecektir. Bu lamba ESP'de sorun olduğu zaman yanacaktır. Bu ışığın sürüş esnasında yanması durumunda direksiyonunuz sertleşecektir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen aracı sağ çekmenizi tavsiye ederim. Kontağı kapatıp açtığınızda tekrardan bu ışık yanmaya devam edecektir. Çünkü sistemde bir arıza olduğu için bu işaret maalesef sönmeyecektir. Bunu söndürmek için direkt aracınızı bir servise, yetkili servise göstermenizde fayda var. Aracınızın direksiyonu tekrardan kalibre edilmesi gerekebilir. Bu ne tip durumlarda ortaya çıkıyor derseniz, şöyle söyleyeyim, aracınızın daha önceden bir bakımı vesaire bir şey yapıldıysa, ön takımda bir sıkıntı varsa, rot ayarı oynamış olabilir, direksiyon zembeleğinizde ya da direksiyon simidiniz sökülüp tekrar takılmış olabilir ya da gerçekten zembelekte bir sorun yaşanmıştır, daha önceden bir kazaya karışmıştır araç, bununla ilgili düzgün bir işlem yapılmamıştır. Bu tarz durumlarda direksiyon direkt kendini korumaya alacaktır ve sertleşecektir. Bu ışığı söndürmek için yetkili servise gitmekten başka çareniz yok maalesef. ESP, Electronic Stability Program anlamına geliyor. İsminden de anlayacağınız gibi stability kelimesi denge anlamına geliyor. Yani bu demek oluyor ki aracımızdaki dengeyi sağlamak için yapılmış bir sistem. Electronic Stability Programı, ABS yani kitlenmeyi önleyici fren sistemi ve patinaj önleme sistemi anlamına gelen ASR ile birlikte çalışıyor. Bu iki sistemin var olduğu araçlarda ESP 5 farklı donanımla organize şekilde çalışarak gereken durumlarda devreye giriyor. Program bu donanımlara ek olarak sürücünün sürüş davranışlarını ve araçtan beklentilerini de sürekli analiz ediyor. Ve bunlar arasındaki herhangi bir sapma anında sürüş standartlarını koruma görevini üstleniyor. Elektronik stabilite programı tekerlek hız algılayıcıları, yanal hız algılayıcısı, ABS hidroliği, fren basıncı algılayıcısı, direksiyon açısı algılayıcısı ve son olarak elektronik kontrol ünitesiyle senkronize olarak çalışıyor. Ve arka planda sürekli veri işlemeye devam ediyor. Örneğin yüksek hızda önünüze bir engel çıktığında ya da keskin bir virajla karşılaştığınızda direksiyon hakimiyetiniz, fren refleksiniz genel akışın dışına çıkar. Sürüş alışkanlıklarınızdaki bu sapma ise aracın yoldan kaymasına neden olur. Aracınızın herhangi bir sebeple kontrolden çıktığında tekerlek hız algılayıcıları bunu algılar. ESP algılayıcıları da gitmek istediğiniz yön ile aracın gitmekte olduğu yön arasındaki dengesizliği tespit eder. Aracı düz bir hatta ya da sapmak istediğiniz manevra güzergahında tutmak için sistem gerekli gördüğü tekerleğe fren uygular. Bu da yol tutuşunu dengeli ve doğru bir hale getirir. Böylece aracın kontrolden çıkması önlenir ve kontrol güvenli bir şekilde yeniden sürücün hakimiyetine geçer. ESP ne işe yarar? Olası kazaları engellemek amacıyla geliştirilen diğer güvenlik sistemleri gibi elektronik stabilite programı da sürücü ve yolcular için hayati önem taşır. Seyir halindeyken yağış gibi nedenlerle aniden yoldaki bir bozulmayla karşılaşabilirsiniz. Aracınızın önüne bir canlı çıkabilir ya da keskin bir viraja girerken hızını kontrol edememiş olabilirsiniz. İşte bu ve buna benzer durumlarda ESP, otomobilinizin savrulma ihtimaline karşı ihtiyacınız olan dengeyi, yol tutuşunu ve güvenliği sağlıyor. Ayrıca sistem özellikle kar ve buzlanmanın görüldüğü yollarda kapatabilme özelliğine sahip. Çünkü bu yapıdaki bir yolda seyrederken aracınızdaki her küçük kayma sistem tarafından algılanacak ve aracınız sürekli durmaya zorlanacaktır. Bu durumlarda ESP sürücü tarafından devre dışı bırakılabilir. Ya da üstün teknolojiyle donatılmış araçlarda olduğu gibi kendi kendini kapatabilir. ESP arızalanırsa ne olur? Aracınızın dengeli bir şekilde ilerlemesini, ıslak ya da bozuk zeminde güçlü yol tutuşunu sağlayan ESP, arızalandığı zaman savrulma gibi büyük bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu da olası kazalara ve yoldan çıkmalara
hatta devrilmeye neden olabilir. Bu nedenle ESP oldukça önemli bir güvenlik donanımıdır ve araç seçiminde en etkili yol göstericilerinizden biri olmalıdır. Araçların gösterge panelinde ESP işareti bulunur ve bu işaretin sürekli yanması ya da yanmaması bir sistem arızasına işaret edebilir. Aynı zamanda elektronik stabilite programı akü voltajına karşı da duyarlıdır. Akü arızası durumunda gösterge paneline tepki verebilir. Bu durumda zaman kaybetmeden sistem kontrolünü yaptırmalısınız. Sürüş güvenliği açısından önemlidir. Araç güvenlik sistemleri yani ABS, ASR, EBD yani elektronik fren dağılım donanımı gibi uygulamalar gibi ESP'de, trafikte hem sürücünün hem de yolcuların hem de diğer araç ve yayaların güvenliği için hayati önem taşıyan bir sistemdir. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca bunları cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.